Ben niye durdum? Bir kamerayı açmak için. Seledeki süngürtüyü geçirmek için ama o geçmeyecek gibi. Kırık var orada. Neyse. Evet. Tıngır tıngır süreceğiz bu gece. Saat 12:10 var. Haziran'ın 3. gününü 4. gününe. Üçünü dördüne düğümlüyoruz. Dışarıda manzaralar iyi. Düğün kovboyu gibi. Tıt 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 tıt. Hava 18 derece ama sadece ince yazlık uzun kollu forma giydim. Rüzgarlık olsa daha iyi olacakmış. Hafif tatlı bir serinlik hissediyorum. Ama o serinlik de iyi gelir be. Nihayetinde yaz aylarındayız. İşin güzel yanı şimdi insan sayısı azdır. Uzun bir aradan sonra gece çıktım. Manzara tatlı. Fotoğraflık çok yer var ya, bakalım. Gece çekimi olduğu için Sony FDR X3000 ile çıktım. Yedek bataryam çantada diye düşünüyorum. Kablo da var, güç bankası da var. Bugün 1,5 çok keyfe gelirsek, zevke gelirsek 2 saat süreriz. Tahminim 20. En fazla 22 kilometre yaparım. İçmeler git gel keser zaten beni. O açıdan özlediğimiz gece sürüşlerine bu bahaneyle başlamış olalım. Tabii yaz için hedefimiz aslında uzun turlara başlamak. Günübirlik 50 kilometre üstü. 50 olur, 70 olur, 80 olur. Olur da olur. Ama tabii onun için önce bir yedek iç lastik almamız lazım. Ondan sonra küçük küçük planlayıp hemen başlamamız gerek. Haftaya o işi yapamam. Haftaya Ankara git geli var. Bir sonraki hafta bahanesiz ve geciktirmeksizin başlamak gerek. En azından bir 50 kilometre ile başlamalıyız.
Şimdi şu mantıkla hareket ettim. Her gece zaten evdeyim. İşe sabah gidecek olsam bile saat 2'den önce yattığım yok. Geçen haftaki eksik kilometre, haftaya da belki bir ihtimal. Çok kilometre yapamazsam oradaki açıkları kapatmak için hemen yola koyulmak lazım. Hedefler ve kilometreler evde oturmakla olmuyor. Madem bu işe gönül vermeye başladık, belli bir noktaya gelelim. Bacaklarımız açılsın. Çünkü haftalık 80-100 kilometreler çok komik rakamlar. İzlediğim insanlar günde 70-80. Çerez niyetini yapıyorlar. Gezmek niyetiyle günde 200, 4 gün üst üste 800 kilometre yol yapıyor adamlar. Ben o 800 kilometreyi 10 haftada yapıyorum. O da biraz sıkıntı. Sayılarla aramızı düzelteceğiz. Bisikletin üzerinde durduğumuz vakit artacak. Ortalama kilometremiz ve hızımız artacak ki bu işin hakkını verelim. Bisiklet yolunu da boyadılar. Kız gibi oldu maşallah. Başlasın içmeler turumuz. Marmaris'te renkli bir gece. Çok uzun zamandır gece dışarı çıkmadığımda yaz bereketi ve kalabalığı olduğunu düşünemedim. Yine sahil boş değil ama müthiş bir mehtap var ya denizde. Çok. Temiz bir mehtap var. Hani kimi geceler vardır, çıkarsın. Bir yerde durursun. Ulan dersin burada. Sabaha kadar bile takılırım. Öyle bir gece işte. Eyvallah baba. Adamlar demlenmiş. Geldi.
Gecenin son şarkıları galiba. Sol tarafta müthiş bir mehtap var. Çok tatlı be. Bravo, alkış 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 alkış. Şimdi eyvallah, müzik tamam iyi güzel de bu kadar yüksek sesli müzik bu kadarı keyif vermiyor bana ya. Ama insanlara da hak veriyorum. İyi ki içmeler var, iyi ki. Yoksa burası bu gürültüyle çıktığında keyif vermez ki insana. Bu arada Fethiye'de bir bisiklet turu izledim. Bugün sabah.
bunu istersen. Yarımadayı gezdi adam. İstanbul'dan gelmiş zaten sırf Fethiye'yi turlamak için. Yani Fethiye'ye gidilir yani. Bisiklete al git sür. Fethiye'nin dağları, denize olan kıyısı falan. Şahane. Bak müzik gidince huzur başladı. Neyse. Bu arada pedallayınca hafif ısındım ha. Adam akıllı pedala asılsam hiç sıkıntı çekmem. Yavrum çocuğum. Fotoğraf ya, fotoğraf karesi. Sadece içeride o televizyon olmayacak. Çekilir. Televizyon olduğu için çekmekten vazgeçtim. Her dolunayda çıkmam lazım benim istisnasız. Çok iyi. İlk uzunumu geceden sabaha kadar yapacağım diye endişe etmiyor değilim. Okay. Nasıl bir muhabbetin ortasına girdim anlamadım ama. Nuri artık bu saatte burada olmasın ya. Buradaysa evi kesin karşıda falan. Ha yok tamam. Ah Nuri ah. Söylüyorum artık. Şimdi aslında durup düşününce kendime güzel bir uğraş ve keyif buldum. Çünkü futbol ister istemez biraz performans işi. Yaş ilerledikçe de adım adım geri düşüyorsun. Çabukluk anlamında. Gene keyfe keder. En az haftada bir futbola devam. Ama artık ikinci bir uğraş var. Her şey futbola endeksli değil. Bisiklet odaklı hareket edip futbola keyfine devam ediyoruz. O yüzden aralıksız bisiklet ve futbol videolarına devam.
Müthiş. Daha iyisi olamaz ya. Cidden olamaz ya. Müthiş. Sosyal medyasızlık kötü bir şey aslında. Çünkü arkadaşların ne yaptığını çok öğrenemiyorsun. Bir diğer yönden çok iyi, çok temiz, bebek gibi bir zihnin oluyor. Yani getirisini götürsüne tercih ediyoruz. Çok iyi burası ya. Don't. En son Hıdrellez de böyle mehtap vardı ama tabii o başkaydı. Bu da güzel ama. That was just a dream. Pretty woman. Mıngır mıngır sürmeye devam. Burada dehşet bir manzara karşılayabilir beni. Tahmin ettiğim gibi ya. Çok iyi.
Hayırlı nöbetler. Yapalım. 20 kilometre hiç beni kesmeyecek gibi ama. Arka bagajdan gelen şu tıngırtı sesini çok tahammül edemeyebilirim. Sağlam tamir ettirmek, kaynak yaptırmak gerekirse onarımını sağlamak lazım. Gökberk'in yanına gideceğim de hala gideceğim. Oo, gerçeküstü bir manzara var şu an. Fotoğraf için istediğim açı değil. Ama denemek lazım. Belki düzgün bir şey çıkar ortaya. Deneyelim bakalım. Ne çıkacak? Fena değil. Fena değil. Fena değil. Not bad. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Güvenlik tetikte. Koruyor her yeri. Wow.
gerçeküstü ya. Sür, sabaha kadar sür ya. O derece hava. Evet, öten şeyi buldum. Bu olduğunu biliyordum zaten. Of. Hayır nöbetler. İkon var, başlamış müziğe. Aylar sonra tabii ilk defa geldim. Gece yarısı. Acaba şampiyonluk kutlamaları olur mu burada yarın? Yine bir fotoğraf arası verebiliriz. Düşme, kal orada, öğren. Evet, burada güzel bir kare olabilir şimdi. Arasından mı aldınız? Brazil! Ne oldu? Evet, oturmaya mı geldik?
Merhaba. Kafalar güzel. Arkadaş durup durup fotoğraf çekesim geliyor ya. Gene geldi. Fotoğraf sanatçılığım üstünde gene. Lan kedi. Fena değil, fena değil, fena değil. Öğreneceğiz bu işi. Ya bu arada ben hazır Ankara'ya gidiyorken kendime yazlık bisiklet olması bakayım ya. Bak yeni aklıma geldi. Özhan sağ olsun markaları siteleri attı ama. Oradan bir şey sipariş edemedik daha. Arkadaş süremiyorum ya, süremiyorum. Sürekli çok iyi manzaralar çıkıyor karşıma. Süremiyorum arkadaş. Bu gece süremiyorum. Yok artık ya. Yok artık ya. Yok artık arasını satayım. Ağaç çıkıyor ama. Yine ağaç çıkıyor, anasını satayım. Çok çok iyi, çok. Ya bir kıyı rotan olacak. Günün her saati o kıyı git gel yapacaksın.
Bu arada bir dalmal bulsam koysam arkaya ses çıkmayacak gibi. Aşırı iyi. Efsane bir fotoğraf olacak. Çok iyi. Çok iyi, çok. Hayırlı geceler. İyi geceler. Ben yine yukarıdaki iki partiye bakıyorum. Tamamdır. Sokacağım buraya bir şey. Ötmesin de dur. Yalnız bu gecenin ayrı bir büyüsü var ya. Cidden ayrı bir büyüsü var bu gecenin. Zamanı yavaşlatmış olabilirim. O hissiyata kapıldım. Aha, buldum, daha buldum. Takarım vallahi. Ötmesin artık, yeter. Büyük küçük fark etmez. Tak geçsin. Yeter ki ötmesin. Düşme. Şöyle miyiz? Tamam. Üzme bizi. Yorma bizi. Yok artık ya. Şu görüntüler bana gerçeküstü geliyor ya. Vallahi ya. Muhtemelen oraya inip çekeceğim orada. Bir kısa video. Şıpır şıpır. Burası herhangi bir otelin değil ya. Acayip. Seviyorum. En azından buraya girince güvenlik başına dikilmiyor. Ne yapıyor bu? Gibisine. Burada yat sabahla, sabahla. Sabahın ilk ışıklarını burada karşıla. Marmaris beni hala şaşırtıyor. Ne diyorum buna? Marmaris nasıl oluyor da hala daha beni şaşırtmayı başarabiliyor?
Korkarım şu an burayı terk edemeyeceğim. Evet, kararımı verdim. Bundan sonra her dolunayda dışarıdayım. Her dolunayın olduğu gece. Şu görüntünün tarifi yok ya. Kaldı ki bunun ne kadarı kameraya yansıyor. Gece çekimi iyi olsa bile bir noktaya kadar kameraya yansıyor. Vallahi Insta 361 inç Leica lensli. Mercek olsa deli dehşet bir şeyler çıkabilir burada ortaya ama sonuçta fotoğraftan para kazanmıyoruz. Videodan da para kazanmıyoruz o açıdan. Şu an için onu ve